Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün Brother'ın son seri yazıcılarının tanıtıldığı lansmana katıldım. Orijinal tank sistemli, mürekkep püskürtmeli bu yazıcıları daha yakından tanıma fırsatı yakaladım. Bu bağlamda kendi deneyimlerimi ve gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Aklımda bazı sorular vardı. Lazer yazıcıya göre, yani toner destekli yazıcıya göre ne gibi avantajlar sağlayabilirdim? Mürekkep püskürtmeli bu orijinal tank sistemli yazıcıların bana ne gibi avantajları var? Bunları sorgulama fırsatım oldu. Aynı zamanda 3 farklı model tanıtıldı. T300, T500 ve T800W modellerine yakından bakma fırsatı yakaladım. Teknik özellik bakımından birbirlerine çok yakınlar. T300 yazıcı, tarayıcı, fotokopi şeklinde çalışabiliyor. Kablosuz LAN ve aynı zamanda mobil yazdırma özelliği bulunmuyor. T500 ve T800'de bu özelliklere olanak sağlanmış. T800'de ise ek olarak besleme özelliği var. Onun dışında genel hafızayla donatılmışlar. En çok dikkatimi çeken nokta ise orijinal tank sistemine sahip olmaları oldu. Bu orijinal tank sisteminin ne gibi avantajları var? Şöyle avantajları var. 10 dolar gibi bir fiyatla mesela tekrar yenileyebiliyorsunuz. Yazıcıların özelliklerini kapsamlı bir şekilde inceleme için geldiği zaman zaten sizler için değerlendireceğim. Ama dikkatimi çeken en kapsamlı özelliklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle yazıcıların ön paneli değişebiliyor. İster İngilizce ister Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz. Diğer yazıcılara nazaran şöyle bir avantaj var. Kaset sistemine sahip. Mesela 100 adet kağıdı kaset sistemine yerleştiriyorsunuz. Takıyorsunuz ve hiçbir şekilde ya komşunuzun çocuğu gelip elleyemiyor, başka şekilde müdahale olmuyor, tozlanmıyor. Tertemiz bir şekilde çıktığınızı almaya devam edebiliyorsunuz. Akranlarında mesela üstten kağıdı yerleştireceksin de ya da alttan yerleştireceksin de açıkta kalacak, yok kağıt sıkışacak, sağdan geçecek, soldan geçecek birçok sıkıntı yaşayabiliyordunuz. Ama bu kaset sistemine sahip olması ve özellikle hem ofis hem de ev kullanımı için daha ufak alanlarda daha ufak bir alan kaplaması, daha ufak bir hacme sahip olması ve bu tarz özellikleri sunması benim için çok önemliydi. Bu açıdan beğenimi kazandı. Ek olarak şundan bahsetmek istiyorum. Satın aldığınız zaman bir mürekkeple daha geliyor. Siyah mürekkeple geliyor. Bir mürekkep şişesinin 6000 sayfa çıkartma kapasitesi var. Renkli mürekkep şişesinin ise 5000 sayfa kapasitesi var. İki tane mürekkep geldiği için 12000 sayfa çıktı alabiliyoruz. Ben düşündüm, ciddi anlamda 12000 sayfalık çıktı alabiliyorsak zaten bugün bir kırtasiye gittiğimizde 50 kuruş vererek bir sayfa yazıcıdan çıktı alıyoruz. Ve 3-5, bazen 10, bazen 20 çıktı alıyoruz. Ve cebimizden ufak tefek de olsa bazı paralar gidiyor. Ama evimizde bu tarz tasarruflu ve kullanım kolaylığı sunan yazıcılara yöneldiğimizde şöyle bir avantaj yakalıyoruz. Ya benim yakaladığım bir avantaj açıkçası. 6000 sayfa, toplamda 12000 sayfa çıktı aldığım zaman yaklaşık 600 TL'lik bir para cebime kalmış oluyor. Nasıl kalmış oluyor? Zaten 600 TL verip T500 alıyorum ya da T300 alıyorum. T800 için daha fazla para ayırıp, daha fazla bütçe ayırıp ek özelliklerden faydalanabilirim, fark etmez. T500W için konuşuyorum. Tamamıyla kendimin kurguladığı bir şey. Denemek istiyorum aynı zamanda. Ya 12.000 sayfa çıktı aldığım zaman, ki bu benim için yaklaşık 12.000 sayfa çıktığı bir ya da iki senede harcamak demek. Normal bir ev kullanıcısı olmadığım için normal bir ev kullanıcısı yani ayda 250, 300, 350 yani ben birazcık da hem ev hem de ofis amaçlı düşündüğüm için çok fazla çıktı alabiliyorum. Yani yaklaşık bir senelik ya da bir buçuk senelik dışarıya vereceğim parayı yazıcıya vermiş oluyorum. Aynı zamanda da bir yazıcıya sahip olmuş oluyorum. Yani birazcık da amortiliyor gibi. Tabii bunu birazcık denemek lazım. Acaba bu kadar çıktı aldığımda ürün kendini koruyabilecek mi? Kapasitesi, ilk günkü verimliliği devam edecek mi? Bunları görmek lazım, gözlemlemek lazım. Bu açıdan sorular yönelttiğimde şöyle bir cevap aldım. Canlı destek var, sürekli sizi bilgilendirebiliyorlarmış. Aynı zamanda 2 senelik garantisi var. Garanti bakımından da destek sağlıyorlarmış. Bu ürünlerin bir de şöyle bir avantajı var. Mesela mürekkep bitti diyelim. Yani 45 derecelik açıyla kapağı hemen açıyorsunuz. Direkt doldurmak mümkün. Ne etrafa sıçradı,
ne yazıcının içine bulaştı, kağıtlara bulaştı, yok yazıcının kafası bulandı vesaire vesaire. Hiçbir sıkıntıya gerek kalmıyor. Bu açıdan gerçekten iyi olmuş. Zaten bence artık böyle olmalıydı. Çünkü internete giriyorsunuz ya da yazıcı olduğu iş alanına gidiyorsunuz, başka yerlere gidiyorsunuz. Yazıcınız için kartuşu doldurmanız gerekiyor ya da toneri yeniletmeniz gerekiyor. Çok fazla masraf yapabiliyorsunuz. Bazen sağlıklı olmuyor. Eve geliyorsunuz, takıyorsunuz, bir bakıyorsunuz kapağından tozlar dökülmüş ya da kartuş patlamış, her yere mürekkep sıçramış. Bu tarz sıkıntılar gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Başıma da geldi. Bir keresinde gidip yani orijinal olmayan bir yöntemle denemek istedim. Gittim 5 lira verdim. Mürekkep doldurdum. Eve geldim. Yani ne siyahtı ne maviydi. Acayip bir renkti. Ve aynı zamanda yazıcım mahvoldu. Ya bu açıdan ucuz diye farklı şeylere yönelmenize de gerek kalmamış. Gerçekten mürekkepler uygun fiyata temin edilebilecek bir durumda yansıtılmış. Bu açıdan çok önemliydi. Yani demem o ki orijinalden şaşmamak lazım. Bu açıdan firmaların son dönemki tepkileri bizim için çok önemli. Özellikle Brother'dan da her ne kadar geç olsa da böyle bir atılımda bulunması çok hoşuma gitti. Bu açıdan deneyip görmek lazım. Modelleri tek tek test etmek lazım. Ne gibi avantajlar sunacak onu görmek lazım. Şimdilik şunları söyleyebilirim. Kolay kullanım avantajının yanı sıra acayip tasarruf edebileceğimiz bir ürün gibi gözüküyor. Zaten bugün mesela bir soru yönelttim. Dedim ki, evet günümüz teknolojisi aldı başını gidiyor. Dokunmatik paneller, telefonlar vesaire, televizyonlar. Her şey artık dokunmatik olmaya başladı. Neden yazıcınızda mesela dokunmatik ekran yoktu diye bir soru yönelttim. Akabinde şöyle bir cevap geldi. Zaten dokunmatik panele sahip, kolay kullanım avantajı sağlayan modeller mevcut. Bu modellerde, bu seride bu şekilde bir dokunmatik panele yönelmemelerinin yegane sebebi şu yüzdenmiş. Uygun fiyatlı ürünler sunmak istemeleri. Mesela dokunmatik panele yöneldiklerinde daha fazla bütçe artıyor. İnsan, son kullanıcının ayırması gereken bütçe de artıyor. Haliyle uygun avantajlı bir fiyat performans şeklinde yansımayıp birazcık daha pahalı olarak yansıyabiliyor. Önemli olan burada işlevlerimizi yani performanslı bir şekilde halledebilmekse dokunmatik panele gerek kalmadan da tek ekrandan halledebiliyoruz. Bu açıdan yine değerlendirmek ve test etmek lazım. Aklıma takılan bir başka soru ise Brother iPrint uygulamasının uyumlu bir şekilde hangi cihazlarla çalışabildiği oldu. Hem Apple hem de Android cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Kusura bakmayın sesim gitti. Hastayım biraz. Uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Akıllı telefonunuzla yazıcıyı kontrol edebilmek mümkün, çıktılar alabilmek mümkün. Ek özelliklere zaten değinirim. Mürekkebimiz bittiğinde ne yapacağız? Mürekkebimiz bittiğinde yan sanayi çözümlere yönelmek yerine orijinal bir şekilde Brother'ın kendi sitesinden satın alabileceğiz. Çünkü neden bu soruyu sordum? Eminim birçok arkadaş işte daha uygun fiyatlıdır diye yan sanayi çözümlere yönelmek isteyecek. Hiç gereği yok. Atıyorum orijinal sistemde 5000 çıktı alıyorsak yan sanayi sistemde yani mürekkeple 1000-2000 çıktı alacağız. Ya makineye zarar vereceğiz ya da başka şeyler olacak. Yani bu açıdan orijinal sisteme yönelmek zaten uygun fiyatlı olduğu için hiç bu tarz girişimlere gerek yok demek istemiş birazcık da Brother. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa sormayı ihmal etmeyin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Cevaplayamadığım noktada da soruyu Brother'a yöneltip aldığım cevapları sizlere aktarabilirim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince deneyimlerimi ve gözlemleri aktarmaya çalıştım. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.